Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak sütlüsü tarifi vereceğim. Bu kabaklarımı arkadaşlar aynı kabak tatlısına yaptığım gibi geceden güzelce kabuklarını kestim. Üzerlerine istediğiniz miktarda, çok şekerli seven çok koyar. Onu kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Üzerlerine şekerimi koydum. Bu şekilde de kabak kendi suyunu verdi arkadaşlar. Hiçbir şekilde su koymadım. Şimdi bunu bu şekilde kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye başlayacağım. Eğer siz bunu bir gece bekletmek istemiyorsanız bu şekilde kesip üzerine şeker ekleyip çok az, çay bardağı ile böyle çok az denecek kadar su ekleyin. O şekilde zaten kabak yine kendi suyunu verecek. Böyle pişirmeye alın arkadaşlar. Şimdi daha sonra sonucu gösteririm sizlere. Bu burada pişecek. Evet arkadaşlar, kabağım güzelce pişti. Gördüğünüz gibi suyunu da çekti. Şimdi bunun üzerine zaten şekerini koymuştum. Bunun üzerine sütümüzü ekliyoruz. Katı seviyorsanız sütü az ekleyin. Sulu seviyorsanız çok ekleyin. Onu kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Şimdi bunu blenderdan geçeceğim. Şöyle göstereyim size. Bildiğiniz patates püresi kıvamında oldu. Akışkan, yani pürüzsüz. Şöyle bakın. Şimdi bunu bir taşın böyle hafif bir altını açtım. Biraz daha pişireceğim. Eğer sulu yapmışsanız bir 5-10 dakika daha pişirmeniz gerekiyor. Fakat benimki katı. Bu şekilde arkadaşlar ek gıdaya geçen, tabii ki süt kullanmak yasak olduğu için çocuklarda, bebeklerde, daha 1 yaş üstü çocuklarda yedirmeye çalışın. Çok güzel bir püre kıvamı zaten çocuklarda. Afiyetle kabağı sevmeyen çocuklar bunu yiyebilir. Kıvamından da görüyorsunuz. Çok güzel bir lezzeti var. Mutlaka deneyin diyorum. Şöyle bakın. Hem sağlıklı, bağırsaklara iyi geliyor. Bildiğiniz şifa deposu diyelim. Bu şekilde kaynadı. Gördün. Şimdi bunu kaseme alayım. Bir tabaklık hazırladım ben. Sizin kabağınız daha çok varsa daha çok da yapabilirsiniz aynı bunu. Bu benim için yeterli. İsterseniz bunu arkadaşlar bu şekilde cevizle süsleyebilirsiniz. Fındıkla süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizini de daha çok beğeniyorum. Kabağa yakıştırıyorum. Bu şekilde çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Siz de yiyebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Lezzeti harika oldu. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.